Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü mütalaamızda 26. Söz Kader Risalesi'nin kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elhasıl başlığında kalmıştık. Oradan baştan ikinci mepasa kadar okuyup sonra Burhan abimizle beraber açıklamalar yapacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhasıl eğer kader ve cüz-i ihtiyariden bahseden adam, ehli huzur ve kemal-i iman sahibi ise kainatı ve nefsini Cenab-ı Hakk'a verir, onun tasarrufunda bilir. O vakit hakkı var, kaderden ve cüz-i ihtiyariden bahsetsin. Çünkü madem nefsini ve her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilir, o vakit cüz-i ihtiyarı isnat ederek mesuliyeti deruhte eder. Seyyiata merciyeti kabul edip Rabbini takdis eder. Daire-i ubudiyette kalıp teklif-i ilahiyeyi zimmetine alır. Hem kendinden sudur eden kemalat ve hasenat ile gururlanmamak için kadere bakar, fahir yerine şükreder. Başına gelen musibetlerde kaderi görür, sabreder. Eğer kader ve cüz-i ihtiyariden bahseden adam ehli gaflet ise o vakit kaderden ve cüz-i ihtiyariden bahse hakkı yoktur. Çünkü nefs-i emmaresi gaflet ve dalalet saikasıyla kainatı esbaba verip Allah'ın malını onlara taksim eder. Kendini de kendine temlik eder. Fiilini kendine ve esbaba verir. Mesuliyeti ve kusuru kadere havale eder. O vakit nihayette Cenab-ı Hakk'a verilecek olan cüz-i ihtiyari ve en nihayette medar nazar olacak olan kader bahsi manasızdır. Yalnız bütün onların hikmetine zıt ve mesuliyetten kurtulmak için bir desise-i nefsiyedir. Şimdi bu elhasıldan başlayan bölümü kısaca izah edebilir misiniz abi? Evet. Şimdi burada tabii üstadımız birinci mepastan hatta girişten şimdiye evet. kadar kaderin iman mevzularına hangi alanda girdiğini ve insanın karşısında ne zaman geldiğini, cüz-i ihtiyarının da yine kadere ve akideye nasıl dahil olduğunu, için dahil olduğunu ve insanın huzuruna, insanın karşısına ne zaman gelip neler söylediğini üstadımız burada anlattı şimdiye kadar. Evet. Burada da toparlıyor. Her kendisine alim diyen, her ilim sahibiyim diyen ya da öyle bilinen, her diyelim mesela ilahiyat fakültesini okumuş, bitirmiş olan ya da medrese eğitimini almış olan insan evet. kaderden bahsedebilir mi, edemez mi? Buradaki bizim görmek durumunda olduğumuz ondan hangi sıfatı olacak? Üstadımız bunun ayrımını yapıyor. Bazen bakarsınız bir avamdır ama kaderi büyük bir alimden Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde daha iyi anladığını müşahede edebiliyoruz. Avam ama. Evet. Bazen bakıyorsunuz ki büyük bir alim gibi görünüyor ama bir avamın elde ettiği bir kader noktasındaki, irade noktasındaki meseleyi, mertebeyi kendisi halledemiyor. Ve yanlış anlatıyor. Hem kendisini hem de başkalarını da Allah muhafaza yoldan ayırabiliyor ki numuneleri şu anda evet. piyasada çok. Bir damla suda boğulabiliyor yani. Boğulabiliyor yani. Evet. Elhasıl şimdi kaderden kim bahsedebilir, kim bahsedemez? Evet. Eğer kader ve cüz-i ihtiyariden bahseden adam ehli huzur ve kemali iman sahibi ise kainatı ve nefsini Cenab-ı Hakk'a verir, onun tasarrufunda bilir. Burada tamamıyla bir tevhid-i mutlak olacak kaderden bahseden insan. Nasıl? Kainatı yaratan Allah'tır. Kainatın her tarafını yaratan, maddi manevi her tarafını yaratan Allah'tır. Beni de yaratan Allah'tır. Buradaki nefsini derken insanın kendisini evet. demektir. Nefsi emmaresi değildir. Hani اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ O ayette geçen enfusam, yani nefislerini derken üstadımız hem bedenini hem de ruhunu kastediyor. Orada bütün beden ve ruhun şubelerini anlatıyor. Evet. Dolayısıyla her şeyi kim yarattı? Allah yarattı. Beni kim yarattı? Allah yarattı. Benim bütün arzularımı kim planladı? Allah. Kainatı kim planladı? Allah. Kainatın her tarafına baktığımız vakitte kainatın her şeyi hayrı meydana getirmek, güzelliği meydana getirmek, iyiliği üretmek üzere tesis edilmiştir. Şimdi dolayısıyla kaderden bahseden adam, bakın, ehli huzur ve kemal-i iman sahibi olacak. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda konuştuğunun farkında olacak ki arzi değil semavi konuşsun. Hı hı. Konuştuğu şeyin ileride bir muhasebeye müncel olacağını bilecek. Ben şu anda Allah'ın yanında, Allah'ın huzurunda, Allah'ın razı olmadığı bir şekilde konuşamam diyecek bir insan olacak. Bir de kemali iman sahibi olacak. Ne demek? Kainatı ve nefsini her zaman Cenab-ı Hakk'a verip onun tasarrufunda bilecek bir imana sahip olacak. Bu bir.
O vakit böyle bir zatın hakkı var, kaderden ve cüz-i ihtiyariden bahsetsin. Niye? Kader insanı firavuniyetten koruyordu. Karşısına geliyor, yaptığı kemalatın kendisine ait olmadığını, Cenab-ı Hakk'ın malı olduğunu, ihsanı ve ikramı olduğunu bildiriyordu. Cüz-i ihtiyari de günah işlediği vakit karşısına geliyor. Dikkat et, sen mesulsün, mükellefsin diyordu, dedirtiyordu. Bunu da vicdanen birbirinden ayırıyordu. Hali ve vicdanı ya. Evet. O vakit hakkı var, kaderden ve cüz-i ihtiyariden bahsetsin. Niye? Üstadımız muallakta bırakmıyor. Çünkü madem nefsini ve her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilir, şimdi kainatı Allah yaratmış, arzı Allah yaratmış, azalarımı Allah yaratmış, ruhumu Allah yaratmış, şubelerimi Allah yaratmış ve her şeyde muazzam bir denge, adalet var, nizam, intizam var, hikmet, rahmet var. O zaman nefsini ve her şeyi Cenab-ı Hak'tan biliyor madem, o vakit cüz-i ihtiyariye istinad ederek mesuliyeti de ruhte eder. Niye? Kainatta şer yok ki. Kainatta her şey hayır üzerine tesis edilmiş. Dolayısıyla burada benden bir şer zuhur ediyorsa, vicdanen benim hissettiğim, gördüğüm ve bildiğim ve kabul ettiğim bir cüz-i irade var. Buradaki hata, buradaki şer, buradaki çirkinlik bana aittir. Benim içimdeki o hisse aittir. Ben bu şerre meylettim, Cenab-ı Hak da halk etti. Eğer ızdırari noktada olmuş olsaydı, Allah benim vücudumda hiçbir şey çirkin yaratmamış. Benim ruhumda hiçbir ruhumun şubesini çirkin olarak şer üzerine yaratmamış. Her şey hayır, her şey güzel. Bana nefsi vermesi de benim terakkim içindir. Bana şeytanı musallat etmesi de benim insanlığımın madeninde bulunan güzel sıfatların hasletlerin inkişafı içindir. Evet. Dolayısıyla onların da haddi zatında yaratılmasında bir şer yoktur. Zahiren şer gibi gözüken şeyler. Evet, yani değil mi? Bunlar hayırlar daha önceki var. Mesela bahislerde çok konuşuldu. Evet. Yani halkı şer şer değildir. Külli hayırlara, neticelere bakıyor. Ama kesbi şer şerdir. Dolayısıyla burada kemal-i iman sahibi ise, ehli huzur bir insan ise, kainatı ve nefsini her şeyi Cenab-ı Hak'tan biliyor, onun tasarrufunda biliyor. Herhangi bir şer, bir çirkinlik kendisinden zuhur ettiği vakit, bir yanlış kendisinden meydana geldiği vakit, evet onu yaratan Allah'tır ama benim yanlış meylimle, değil mi? Kesbimle, teveccühümle ve arzumla olmuştur deyip Cenab-ı Hakk'ı tenzih ediyor. Günahın kendisine ait olduğunu kabul ediyor. Ve böyle bir zat daha sonra ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın huzuruna tövbe istiğfar için müracaat ediyor. Ya Rabbi, ben bir beşerim. Ben hataen bunu yaptım. Kusurluyum. İrademle yaptım. Sen bana bunu işletip daha sonra ceza vermekten münezzehsin. Sonsuz kes. Değil mi? Evet. Dolayısıyla ben bunu kabul ediyorum. Ama ya Rabbi beni affet. Senin dergahından başka dergah yok ki ona gideyim. Senden başka Rab yok ki ona müracaat edeyim deyip tekrar hemen avdet ediyor. Bu manada tersi olursa, ileride konuşacağız, tersi olursa o zaman ne yapacak? Günahları kadere verecek, güzellikleri kendi nefsine verecek. Tevbe kapısı da kapanacak kendisi. Tabii ben kusur işlemedim ki, evet. Niye tövbe edeyim diyecek mesela. Madem nefsini ve her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilir, o vakit cüz-i ihtiyariye istinad ederek, ona dayanarak mesuliyeti ne yapar? Deruhte eder, sırtına alır. Seyyiata, kötülüklere, merciiyeti kabul edip, bunu ben işledim deyip, Rabbini takdis eder. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında geçen ayet-i kerime, La ilahe illa ente subhaneke. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Sen noksan sıfatlardan münezzehsin. İnni kuntu minez zalimin. Kendi nefsine zulmeden ben oldum. Şimdi dolayısıyla kötülükleri kendi nefsine alır. Çirkinlikleri kendine isnat eder. İradesine kabul eder. Güzellikler kadere ve Cenab-ı Hakk'a verilir. İşte böyle bir zat kaderden bahsetti mi hep semavi noktada konuşur. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde bir değerlendirmeyle kaderi değerlendirmiş ve anlatmış olur. Daire-i ubudiyette kalıp teklif-i ilahiyeyi zimmetine alır. Bu cümle iki şekilde anlaşılabilir. Daire-i ubudiyette kalması ne demek? Bir daire-i rububiyet var, bir daire-i ubudiyet var. Kemal-i iman sahibi olmayan bir insan, Cenab-ı Hakk'ın malını esbaba taksim edebiliyor. Kendini de kendine temlik edebiliyor. Dolayısıyla bu zat daire-i ubudiyette değil, daire-i rububiyette olmuş oluyor. Yani kendisini bir mürebbi sıfatında kabul edebiliyor. Allah muhafaza. Meyittekaze ilahu heva. Meyittekaze ilahu heva. Bu manada, mesela Firavun'un dediği gibi mesela, ne diyor Firavun mesela? Ayet-i Kerime'de geçmiş. Ene rabbukumul âle demiş mesela. Evet. Dolayısıyla bu kendisini daire-i rububiyette kabul eden bir makamda. Oldu mu?
Böyle bir zat kaderden bahsedemez. İşte bu daire-i ubudiyette kalıp teklif-i ilahi zimmetini alır. Bu manada bir anlaşılır. Bu zat Cenab-ı Hakk'ın yarattığı hiçbir şeye sahiplenmez. Cenab-ı Hakk'ın her zaman her şeyin halıkı olduğunu kabul eder. Evet. Ve kendisi abittir. Kendisi mabud değildir. Daire-i ubudiyet bu. İkincisi, bir insan günahların kendi nefsinden kaynaklandığını kabul etmeyip kaderden geldiğini kabul ederse, o zaman böyle bir zat her çiğ bat abad der. Kaderimde bu vardır der. Nefsi de şeytan da onu aldatır. Hevası da onu tepe taklak attırır. Ondan sonra daire-i ubudiyetten çıkıp daire-i fıska. Bir ileriki şeyde karakolda daire-i küfüre Allah'ın girebiliyor. Evet. Dolayısıyla daire-i ubudiyet iki şekilde anlaşılabilir. Bu zat daire-i ubudiyete girmez. Kendisini haşerap olarak telakki etmez. Her zaman abid olduğunu bilir. Kul olduğunu bilir. İki, böyle bir zat günahları kendi nefsine verdiği için Cenab-ı Hakk'ın huzuruna tövbe istiğfar etmek için gider ve kendisi tekrar ubudiyet dairesine, kulluk dairesine avdet edip yoluna devam eder, kaybetmez. Evet. Tersi olursa kaybeder o zaman. Hem kendinden sudur eden kemalat ve hasenat ile gururlanmamak için kadere bakar. Mesela üstadımız ne diyor? Nasıl ki kuru üzüm çubuğu o hasiyetli taneleri kendisi kendine takmamıştır. Aynı şekilde ben de kuru üzüm çubuğu hükmündeyim. Güzellikler kimden? Cenab-ı Hak'tan, kaderden. Allah bana evet. bunu uygun gördü. Şimdi mesela dedim ki misal diyorum. Bediüzzaman Hazretlerini diyelim mesela. Cenab-ı Hak yani ilmen daha geride şey yapmış olsaydı, yaratmış olsaydı. Sebepler noktasında konuşuyoruz tabii. Ya da bundan 500 sene evvel gelmiş olsaydı. O zaman belki bir derviş olurdu. Belki bir gavs olurdu. Belki bir kutup olurdu. Ama ahir zamanın beklenen o büyük unvanına sahip olur muydu? Sebepler noktasında hayır değil. Dolayısıyla sana kim bu özelliği vermişse, değil mi? Evet. O kemalatın sahibi odur. Bu manevi terakkiyatta böyle oldu. Mesela şimdi şu anda biz çok yüksek seviyede bir sohbet Cenab-ı Hak nasip ediyor. Senin mesleğine bakıyoruz, biyologsun mesela. Benim mesleğime bakıyoruz, işletmeciyiz mesela. Büyük büyük alimlerin belki çekinmekten imtina ettiği böyle bir konuyu biz konuşursak, kader değil de nedir mesela? İhsan-ı ilahi değil de nedir mesela? Cenab-ı Hakk'ın külli iradesiyle bu omuzumuza konulmuş bir ilahi hediye değil de nedir yani? Sen kendi kapasitene evet. nasıl bakacaksın? Kendi irademe ben nasıl vereyim bunu mesela? İşte bin yıldır terakküm etmiş bir mesele yani mesela. Kader meselesinde. Değil mi? Anlaşılmazlar var, çıkılmaz ya. Noktalar var. Ya. Üstad Hazretleri bu asır nasip olmuş. Bu asır insanların anlayış seviyesini rica ediyor. Dolayısıyla üstada da Allah ihsan ediyor. Evet. Şimdi kendinden sudur eden iyilikler ve kemalat ile gururlanmamak için ne yapıyor bu ehli huzur ve kemal iman sahibi olan zat? Kadere bakar, fahr yerine şükreder. Dolayısıyla bizde iki damar var. Bize verilen nimetler bu iki damardan hangisini depretiyorsa biz kendi kalitemizi de oradan ölçelim. Eğer bize verilen nimetler bizim fahr damarımızı depretiyorsa bizde problem var. Kemali huzur sahibi değiliz. Eğer şükür damarımızı tahrik ediyorsa o zaman elhamdülillah diyeceğiz. İnşallah böyle güzel bir yolda gidiyoruz diyebiliriz yani. Dolayısıyla fahr yerine şükreder. Mesela üstadları Hulusi abiye de diyor. Ben biliyorum ki sendeki fahr damarını değil, şükür damarını tahrik ettiği için ben bunları izhar ediyorum. Başka birisine belki bunu söylemez mesela. Başına gelen musibetlerde kaderi görür, sabreder. Bu musibet nereden geldi bize? Cenab-ı Hak'tan geldi. Buna sabreder. Hatta belki de kefareti zünüp olduğu için, kendimizi kendimize getirmeye vesile olduğu için, uyandırdığı için de şükrede vesile olur diye bu zat ne yapar? Cenab-ı Hak'tan gelen ilahi musibetleri Allah'tan geldi diye de hoş geldin, safa geldin der. Lütfun da hoş, kahrın da hoş misali her şeyi güzel karşılar ve güzel değerlendirir. Eğer kader ve cüz-i ihtiyariden bahseden adam ehli gaflet ise o vakit kaderden ve cüz-i ihtiyariden bahse hakkı yoktur. Bu ehli gaflet dediğimiz ne? Gaflet biliyorsunuz ülfetten geliyor bu. Yani ülfetten meydana gelir. Ülfetten doğar diyelim. Ülfet alışılmışlık perdesi. Gaflet de bir şey yanlış değerlendirme. Dolayısıyla ülfet belli bir zamana kadar ne yapar? Seni öyle bir hale getirir ki artık her şey normalmiş gibi mesela. Bu da seni belli bir zaman sonra gaflete atmaya başlar. Dolayısıyla ehli gaflet olan bir insan meseleleri artık farklı değerlendirir. Lehinde olanı belki aleyhinde, aleyhinde olanı da lehinde değerlendirebilir. Mesela hastalık
haddi zatında Allah'ın bir hediyesidir. Ama ehli gaflet bunu kendisine yük olarak görür. Mesela sıhhat eğer doğru yerde kullanılmazsa insanın aleyhinde olan bir ilahi tecellidir insana verdiği. Ama insan bunu yanlış yerde kullandığı vakit değil mi? Evet. O zamanda bile kendisinin lehinde olan bir durum olarak görebiliyor. Sıhhatliyim, benden daha iyisi yok ki diyebiliyor. Oysa sen için çürümüş. Mesela senin ikinci lemayı anlattığı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kısasını anlattığı yerde bizim alacağımız dersleri anlatırken değil mi? Mesela çok hastalıklı gençleri gördüm diyor mesela. Ahirete daha çok düşkün, daha çok çalışıyor. Cenab-ı Hakk'a daha fazla bu manada ibadet içerisinde, tesbih içerisinde, şükür içerisinde oluyor. Evet. Ama sıhhatli insanlarda çoğu kez bunu göremeyebiliyorsun. Dolayısıyla ehli gaflet ise o vakit kaderden ve cüz ihtiyariden bahsi hakkı yoktur. Ne özelliği var bunların? Çünkü nefsi emmaresi. Bak burada nefsi emmare hakimdir ehli gaflette. Ötekinde huzur vardı, kalp hakim. Gaflet veya dalalet saykasıyla kainatı esbaba verip sebeplere Allah'ın malını onlara taksim eder. Kendini de kendine temlik eder. İşte daire-i rububiyette kalan zat bu. Çünkü bütün mevcudata böyle veriyor. Üstad-ı Ene'yi anlattığı onu 30. sözde hatırlarsınız. Evet. O da ne yapıyor? Padişahın, sultanın hazinesinden hırsızlık yapan birisi kendi yanındaki insanları da değil mi? Yani onların da o hazineden almasını hazmetmek mecburiyetinde. Dolayısıyla kendime malikim diyen bir insan bütün kainattaki her bir şey kendine maliktir demeye mecburdur. Niye? Çünkü kendisi hırsızlık yapıyor Cenab-ı Hakk'ın malından. Elbette başkalarını da bu manada hırsızlık yapmaya mecbur kalıyor ve izin vermek durumunda kalıyor. Evet. Ben kendime malikim ama güneş malik değildir kendine diyemez ki. Hayvan kendine malik değildir. Filan insan kendine malik değildir diyemez. Ben kendime maliksem öteki insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde öyle kabul etmek mecburiyetindesin. Dolayısıyla böyle bir zat, ehli gaflet olan zat Cenab-ı Hakk'ın malını ne yapıyor? İnsanlara ya da sebeplere taksim ediyor. Kendini de kendine temlik eder. Fiilini kendine ve esbaba verir. Yaptığı şeyi kendisine ve sebeplere veriyor. Mesuliyeti ve kusuru kadere havale eder. Günah işledi mi? Kaderinde vardır diyor. Hata işledi mi? Kaderinde vardır diyor. Ne kadar hata değil mi? Allah yazmasaydı ben yapmayacaktım. Mesela. Allah yazdığı için ben yaptım. Hmm. Peki güzellik vaktinde sen niye ben varım diyorsun? Ben yaptım diyorsun. Orası ayrı. Hmm. Hani talebelik psikolojisi var ya. İyilik aldı mı, güzel bir not aldı mı ben yaptım, ben aldım diyor. Kötü bir kırık not aldı mı öğretmen verdi dediği gibi. Bu psikolojik şey tüfeğli olan, çocukluk hissiyatına sahip olan insanların hepsinde var. İlla yaşça çocuk olması, büyük olması bunu şey yapmaz. Evet, sabiyi müteşeyyik de olabilir. Yani. Aynen öyle. Evet. O vakit nihayette Cenab-ı Hakk'a verilecek olan cüz-i ihtiyari. Ha, şimdi burada bu adam, bu ehli gaflet olan zat cüz-i ihtiyarını kime veriyor? Kadere veriyor. Sanki kendisi günah cihetinde cüz-i ihtiyarisi hakim değil. Meyil etme özelliğine sahip değilmiş gibi Cenab-ı Hakk'a veriyor. O vakit nihayette Cenab-ı Hakk'a verilecek olan böyle bir cüz-i ihtiyari anlayışı, sadece günahlarda kullandığı bir cüz-i ihtiyari anlayışı ve en nihayette ve en sonunda medar-ı nazar olacak olan, artık gelin kaderi konuşalım dediği medar-ı nazar olacak olan kader bahsi manasızdır. Niye? Çünkü kaderi kullanması gereken yerde kullanmıyor. Güzellik ondan zuhur ettiği vakit kaderinde vardır deyip kendisinin gururlanmamasına vesile olacak şekilde kullanmıyor. Ben yaptım diyor. Ha, orada ne oldu? Nefsine verdi. Kadere vermiyor. Kötülükleri de kendi nefsine, cüz-i iradesine vermesi gerekirken ona da vermiyor. Kimden biliyor? Kaderden biliyor. Kadere yapışıyor. Kaderinde vardır diyor. İşte böyle bir zatın konuşacağı kader baştan sona nedir? Arzidir. Beşeridir. Nefsidir. Hiçbir şekilde ne Kur'ani, ne semavi, ne ilahi bir değerlendirme değildir. Onun için böyle bir zat konuşmasa daha hayırlıdır. Hani şer'i şerife göre ne diyoruz? Konuşursan konuş, hayırlı konuş. Evet. Konuşursan hayırlı konuş. Ya hayır konuş ya da sus. Çünkü bir alternatif yok. Dolayısıyla böyle bir zat hayır konuşmayacağından dolayı ne diyoruz adımız? Böyle bir zatın konuşmaması onun için daha hayırlı. Hem kendi kafasını kırar hem de başkalarını Allah muhafaza sıkıntıya düşürür. Yalnız bütün böyle bir zatın yaptığı kader ve cüz-i irade değerlendirmesi bütün onların hikmetine zıt ve mesuliyetten kurtulmak için bir desise-i nefsiyedir. Onların hikmeti
farklı. Yani imana ihdas edilmesinin, girmesinin hikmeti farklı. Ama bu zat onların tamamıyla taban tabana zıt bir yaklaşımla anlattığı, değerlendirdiği için ve günahlardan, mesuliyetten kurtulmak için kullandığı için bir destek-i nefsiyedir ve buna kesinlikle müsaade edilmez. Bazen oluyor öyle mesela. Alimdir ya da alim olarak biliniyor, ilahiyatçıdır. Zannediyoruz ki bunlar tamam, konuştuğu şeyler Kur'an'ıdır. Oysa çok ciddi manada yanlış yapabiliyorlar ve insanları da yanlışa sürüklüyorlar. Ehli sünnetin dışına maalesef atabiliyorlar. Bazen Kur'an'dan da delil getirebiliyorlar ama Kur'an'dan da delil getirmek suretiyle tabii. Tam uyuşmuyor yani. Uyuşmuyor. Evet. Tabii. Allah razı olsun. Amin. Sorularla Sözler programı değerli takipçileri, bugünkü mütalamız burada sona erdi. Bir sonraki mütalada görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.